Bakın bir izleyicimiz ne soruyor? Diyor ki evet algı oyunları konuşacağımız çok şey var ama o zaman algı oyunları deyip geçecek miyiz tüm bu işte şeriat ve laiklik söylemlerine? Zira her seferinde daha da el artırdıklarını görüyoruz o zaman diyor. Kısaca belki izleyicimize de yanıt vermek isterseniz Sayın Sağlar bir de şunu sormak istiyorum. Çok da az vaktimiz kaldı bu açıklama dolayısıyla. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları oldu. Zira bu dönemde bizim gördüğümüz bir gerçek daha var. Muhalefet etme stratejisi özellikle DEM Parti'ye dikkat çekti ve DEM Parti gücünü muhalefete gösteriyor ve 1 Nisan sonrası için aslında pazarlıklar yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirme stratejisi izleniyor dedi. CHP Genel Başkanı nasıl yorumlarsınız tüm bunları? Önce tabii göz yummayacağız. Atatürk düşmanlarını tek tek ortaya çıkarmak zorundayız ve korkmadan, sinmeden sen düşmansın demeliyiz. Bunlar ihanet ediyorlar Türkiye'ye, hainsin diyebilmeliyiz. Demezseniz bunlar çoğalıyorlar. İşte o çıkıyor, bu çıkıyor filan. Diyanet Başkanlığı bir başka yuva, onu iyi görmek lazım. Onu da herhalde daha uzun bir şekilde konuşuruz. Şimdi muhalefet yapmadan şikayet ediyorsa Özgür Özel, Sayın Özgür Özel, sorun kendisidir. Eğer muhalefet açık bırakıyorsa ve başka muhalefet partileri kendisine muhalefet yapıyorlarsa, o açığı bırakan bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef büyük umutlarla iş başına gelen yönetimidir. Bakın bu yönetim özellikle Özgür Özel kurultayda namusu şerefi üzerine üyenin söz ve karar hakkına sahip olduğuna saygı duyarak ön seçim yapacağım dedi. Eğilim yoklamasını ön seçim yapacağım dedi. 20 Şubat'ta zaman yok dediler bilmem ne filan. Hiçbiri yapılmadı. Ahbap Çavuş ilişkileri içerisinde oturup merkezden adaylar belirlendi. Bu adaylar belirlenirken de diğer siyasi partilere de başka şeyler ikram edilmeye çalışıldı. Çünkü adaylar tabanları olan değil, genel merkezden atanan insanlardı. Dolayısıyla onları güçlendirmek ve kazanmak anlayışıyla bir hikaye yazmadan, bir ciddi yerel yönetimlerle politika oluşturmadan, neler yapacağını kentlerin genel anlamda söyleyemeden aday belirlediniz. O adayları beğenen ya da beğenmeyen, kendileri seçilemeyecek ama birilerine destek verirse onu seçtirebilecek güçte olan diğer muhalefet partilerine de imkan tanıdınız, yol açtınız, yer açtınız. Dolayısıyla bundan şikayet etmemek lazım. Özgür Özel yaptığı yanlış siyasetin, yanlışların getirdiği bir sonuç olduğunu gösteriyor. Bakın İstanbul'a DEM aday çıkarıyor. Niye? Muhalefet değil. Ha, ben partiyim diyor. Tamam, o zaman saygı duymak lazım. O zaman onun peşinde koşmamak lazım. Kendinizi güçlü olarak, kendi gücünüzü daha da arttıracak sözler, projeler, planlar ve siyaset yapmanız gerekir. Bunu yapmazsanız başarılı olamazsınız. Evet, çok teşekkür ederiz. Sayın Sağ, buyurun. Buyurun. Son cümlenizi alalım. Hayır, benim söylemek istediğim bu. Yani süre doldu düşüncesiyle dedim ve benim söylemek istediğim Türkiye son çıkışa girdi. Yani yerel yönetimlerde eğer AKP çoğunluğu alırsa, biz muhalefet partileri ya da muhalif olan insanlar, toplumsal muhalefete önderlik yapamayan siyasi partiler yine böyle sessiz ve yanlış politikalar uygularsa, AKP büyük bir çoğunluğu alırsa bundan sonra Türkiye'de Şevki Yılmazlar çoğalır. Öbür insanlar Atatürk düşmanlığı alabildiğine gider. Düşünebiliyor musunuz? ÇEDES'le ilkokul, ilk öğretim çocukları onların eline teslim etti. Kimse meydana çıkmıyor. Sadece nutuk atıyoruz, hamaset yapıyoruz. Niçin meydana çıkmıyoruz? Bu eğitim Türkiye Anayasası'nda laik bir devlet olduğu açıkça yazılmış olan Türkiye'de niye insanlar, siyasi partiler böyle şeyi kabul etmiyoruz diyemiyorlar? Polis bize cop vurur, gaz atar diye mi? Yani bir zamanlar öyleydi. Sokağa çıkarsak kan dökülür. Bizim en doğal hakkımız yurttaşın, demokrasinin de kuralı. Niye bu kuralı uygulamıyoruz? Yeni yönetim CHP'de sokaklara ineceğiz dedi. Hadi görmedik daha henüz.
Niye? Yani aslında sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi kendine gelirse Türkiye kendine gelir diye bir söz var. Çok doğru bir sözdür. Bunu Peki. bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sağlar yayınımıza katıldığınız için. Daha geniş bir zamanda elbette konuşacak pek çok başlık var. Sizi yeniden ağırlamak için. Ben de sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Tablo bu. Yani